Evet sevgili izleyiciler devam ediyor. Sağlıklı günlerdesiniz. Şu anda tabii bitkiler uzmanı, bitkilere gönül vermiş bir isimle birlikteyiz. İbrahim Gökçek konuğumuz. Evet konumuz aslında bayanların çok fazla sıklıkla yaşadığı bir rahatsızlık. Kronik sistit ve böbrek yetmezliği konusunu ele alacağız. Bitkilerle nasıl mucizeler gerçekleşiyor? Nasıl kronik böbrek yetmezliği ve sistitte bitkilerin yardımı olabiliyor? Bakalım konuğumuz neler anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kronik sistit özellikle bayanların yaşadığı evet. En önemli problemlerden bir tanesi değil mi? Evet, yani akut sistit problem değil. Kısa sürede tedavi edilebilir. Fakat insetiyal sistit yani kronikleşmiş sistitse bunun tedavisi adeta mümkün değil dünyada. Avrupa'dan, Amerika'dan bir takım ilaçlar getiriliyor, kullanılıyor. Sadece bu ilaçlar biraz baskı altına alıyor. Şayet kişi tedavi olmazsa, olamazsa zamanla mesanenin alınıp yerine bağırsaklardan kalın bağırsakların bir parça dikilmesi dahi gerekebiliyor. Yani çok yama zor yapılıyor. Bir dizi operasyon yani. Evet evet. O 8 ayda bir de değişmesi gerekebiliyor. Çok ağır bir rahatsızlık. Bunun sebebi bağırsaktaki mantarların mesaneye yerleşmesi idrar yollarıyla. Yani çok çok ağır bir durum. Mantara karşı da mantarın teşhisi olmadığı için de teşhisi yok, tedavisi yok. Çözüm üretilemiyor. Yani işte deniyor ki mesane mukozası yarılıyor, çatlıyor efendim, hassaslaşıyor. Bunun sebebi şudur budur. Bir sürü fikir var, onlarca, yüzlerce. Fakat çözüm yok. Bir de kimyasal ilaçlar çok kullanılmaya başlanıyor ve onlar daha çok zarar veriyor. Evet. Yani insanlarımız aşırı ilaç kullanırlar. Evde ne varsa kullanılıyor herhangi bir rahatsızlıkta. Evde bulamazsa komşudan alıyor veya annesinin, dedesinin, ninesinin ilacını alıyor. Ya da gelişigüzel eczaneden kullanılıyor. Evet. Bu da bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Bir insanın normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı. B2, B3, B6, B12 K vitamini, vitamin üretir faydalı bakteriler. Lifli besinleri, yağları, yağ asitlerine, proteinleri, amino asitlere dönüştürürler vesaire. Birçok fonksiyonları var. Yani faydalı bakteri olmadan insanın yaşaması mümkün değil. Onlar bizim için çalışıyor. Biz ne yapıyoruz? Tam tersi. Faydalı bakterileri yok etmek için kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Kimyasal ilaçların bazıları aynı mini atom bombası gibi. Atıyoruz ama içeride ne büyük bir felaket olduğunu tabii göremiyoruz. Rastgele çok ilaç kullanılıyor. Sistitten dolayı antibiyotik veya başka kimyasal ilaç kullanırsa kişi durum daha da ağırlaşır. Çünkü sistitin sebebi, insetiyel sistitin sebebi bakteri değil, mantar. Buraya yerleşen mantarların üretmiş olduğu toksik madde etan, metan, bütan gibi gazlar, zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin veya penisilin gibi hormonsu maddeler, biyojen aminler mesane mukozasını yakıyor. Mesane mukozası yanarsa, kavrulursa sinir uçları böyle açıkta kalır. Ve böbrekten az biraz idrar geldiği zaman sanki mesane doluyormuş gibi beyne sürekli sinyal gidiyor. Bazı insanlar var ki tanıyorum, gece sabaha kadar hiç uyuyamıyor. 30 defa tuvalete gitmek zorunda, lavaboya gitmek zorunda kalıyor. Çünkü beyinden gelen uyarı yanlış bir uyarı aslında. Yani mesaneden gelen uyarı yanlış. Çünkü mesane hiçbir şey yok. Fakat bir iki damla böbrekten idrar geldi mi sürekli sinyal gidiyor. Yandığı için. Mesane mukozası yanıyor. Bu çok sıklıkla rastladığı bir sorun ve kronik hale gelirse de yıllarca devam edebiliyor mu? Evet maalesef. Hastalık genellikle %98 bayanlarda gözükür. Çünkü onların daha çok idrar yolları enfeksiyonla yakalanma durumu var. Genital yapıdan dolayı. Çok nadir yani %1-2 erkeklerde gözükebilir. Peki soğuk havalarda mı daha çok görünür? Soğuk havalar bunu tetikleyici. Fakat bunun sebebi soğuk havalar sıcak havalar değil. Yani mantarlar. 4 yıl önce bir beyefendi beni aradı. O zaman ben Almanya'daydım. Dedi ki İbrahim Bey çok ağır bir durumdayız. Erkeklerde gözükmeyen bir rahatsızlık var. İstetiyaz sistit. Yani hassaslaşmış mesane ne yapılabilir? Dedim ki iksir tonik yani şu ürünler lahana karışımlı. Şimdi belki suyu. Hemen soralım. Nedir bu iksir? İçerisinde neler var? Bu tonik. Diğeri iksir. Bitki karışımlı lahana suyu. 19 çeşit bitki var. Ve lahana suyu. Hangi bitkiler bunlar?
At kuyruğu otu, ısırgan otu, zencefil, zerdeçal, kurkumalı 19 çeşit bitki var. Bunun özelliği normal evdeki lahana suyu gibi değil. Normal mesela kişi evde lahanayı mikserde çeker suyunu içebilir. Yani bazıları da diyor ki haşlayın öyle için diyor. Haşlandığında etkisi kalmaz. Lahananın birleşiminde bugüne kadar yapılan araştırmalarda 400 çeşit etken madde tespit edilmiş. Daha da çoktur da tespit edilen ve kimyasal olarak strüktürü, yapısı araştırılıp incelenen tespit edilen. Evet. Bunlardan biri eskiden U vitamini deniyordu. Daha sonra ulkus faktör dendi. Midedeki ülseri gastriti iyileştirdiği için ulkus faktör. Fakat bunun son yapılan araştırmalarda bir amino asit olduğu anlaşıldı. En etken maddesi metilmetilyonun sulfonin bromit denen bir amino asit türevi. Bu midedeki gastrite sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi öldüren tek ve doğal bir ürün. Şimdi İbrahim Bey biz evimizde kendimiz yapsak elde edemiyor muyuz lahana suyu? Tabii evde yapılabilir, mikserde çekilebilir, içilebilir. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Lahananın birleşiminde çok da az olsa bir toksik bir madde var. Tiyosiyanat. Çok çok az. Evde kişi bunu her gün kendisi mikserde çeker suyunu çıkartır içerse tiroid bezesine bu tiyosiyanat iyot akışını engeller. Yani kişi de zamanla guatr olabilir. Şimdi aslında içerisinde 19 çeşit de bitki var diyorsunuz. Tabii, bu bitkilerle birlikte neyi çözümleyebileceğiz? Faydası nedir? Bu bitkiler bunun yan tesirini ortadan kaldırıyor. Bir, etkisini artırıyor. Midedeki gastriti bağırsaktaki mantarları yok ediyor. Yani bunun özelliği bağırsaklarda hemen hemen 500 çeşit mantar türü var bağırsaklarda. Ve her mantarın da mesela Candida albicans denen bir mantarın 500 çeşit de alt türü var. Yani bir kişide çeyrek milyon mantar türü olabilir. Çeyrek milyon ve çeşit. Ve bağırsaklara yerleşmiş olabilir bu evet. Mantarlar. Mantarla bakteri farklı şeyler. Bakteri idrardan, kandan ve defacetten, testlerden, analizlerden anlaşabilir bakteri olup olmadığı. Mantarın teşhisi yok. Neden? Çünkü idrardan yok, gözükmüyor. Kanda gözükmüyor, defacette çıkmıyor. Nasıl teşhis edilecek? Bütün problem burada. Peki şimdi bu mantarlara karşı önlem alınmazsa ne gibi rahatsızlıklar oluşabiliyor? Oo, saymakla bitmez. Mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler bir. Mesela obezite. Bağırsak mukozasını yakıyor. Normal olarak bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Top sahasının yarısı kadar. Bağırsak mukozası yanarsa ne olur? Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz ince bağırsak. Enzim salgılayamazsa histamin oranı yükselir. Mesela histamin dengede tutan diaminooksidaz isimli bir enzim salgılar. Bu enzim azaldı mı histamin oranı yükseldi. Bu ne demek? Alerji demek. Histaminin yükselmesi alerji sebebi olur. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik esen, kurdeşen, her türlü alerji, deri hastalıkları, sedef, seborik eksem, atopik eksem vesaire. Hepsinin sebebi bağırsaktaki mantarlar. Ve mantarların teşhisi yok. En kötü yani şeyde bu. Almanya'da yıllar önce ben mikrobiyolojik araştırmalar enstitüsüne doktoruma gittim. Dedim ki mutlu bende mantar var. Belirtilerini biliyorum. Çünkü polen alerjisi var, besin alerjisi var, alerjik astım var. Yani perişan oluyorum her yıl bazen fındıklar çiçek açmaya başladıktan sonra başlıyor polen alerjisi ta Temmuz'a kadar. Evet alerjisi olanlar ay. Çok büyük sorunlar yaşıyorlar çünkü. Onlar büyük bir laboratuvar kurmuşlar $20 milyon. Oraya defacetini gönderiyor o doktor. Muayene ediyorlar. Aa sende mantar yok. Mantar bağırsaklara kene gibi yapışıyor. Çıkmıyor. Kolonoskopiden de anlaşılmıyor çünkü dokunuş şeklini alıyor. Teşhis edilemediği için tedavi içinde bir fikir üretilemiyor. Şimdi mesela ne zaman anlaşılır? Mantar olduğunu çok geç kalırsa, bağırsaklarda mantarların yapışacağı bir nokta kalmamışsa, yani çürümeye başlamışsa o zaman anlaşılır. O zaman da çok geç kalınır. Bu nedenle mantar olup olmadığının sadece belirtilerini anlaşılır. Kişide şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal, gastrit, ülser gibi rahatsızlar varsa, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, omuz, sırt, bel ağrıları, deri hastalıkları, alerji gibi rahatsızlar varsa onda mantar var demek. Evet pek çok kişide bu rahatsızlıklar var. Şimdi şu kronik siste tekrar dönelim mi? Evet. Nasıl tedavi olunuyor? Hangi bitkilerle tedavi ediyorsunuz? İşte yıllar önce o İbrahim Bey, İbrahim Ünal dedi ki bende böyle bir rahatsızlık var.
9 profesör dahi teşhis koyamamışlar. Çünkü erkeklerde gözüken bir rahatsızlık değil. Genellikle %98 bayanlarda gözüktüğü için böyle bir ihtimal vermemişler. Araştırmışlar. Sonunda 10. uzman doktor demiş ki sende bu var. Çok nadir olur. İmkansız bir şey ama nasıl olmuş da kapmış bu mikrobu. Almanya'dan hap getirtiyor ama çok pahalı. 500 avro. O da tedavi etmiyor. Sadece biraz baskı altına alıyor. Dedi ki böyle bir rahatsızlık var. Ne yapılabilir? Ben ona bu bitki karışımı lahana suyu, bitki karışımı limon suyu artı özel bir çay. Böyle. Bu çayın içerisinde hangi bitkiler var? Mesela burada resmini fotoğrafını getirdiğim altın başak otu var. Altın başak otu. Altın başak otu ile altın otunu karıştırmamak gerekir. Öbür fotoğrafta da altın otunu görüyoruz. Bu da altın otu. Şimdi mesela Türkiye'de altın başak otunu istiyorsunuz, size altın otunu veriyorlar. Evet, aslında yanlış bitkiyi veriyorlar değil mi aktarlarda? Evet, kesinlikle öyle yapıyorlar. Önemli olan altın başak otu burada. Tabii böbrek, bununla ilgili klinik araştırmalar var, belgeler var. Altın başak otunun da birçok alt türü var. Kanada altın başak otu, büyük altın başak otu vesaire diye. En etkili olanı bu hakiki altın başak otu. Böbrek iltihaplanmasına, böbrekteki taş ve kuma karşı etkili, mesane iltihaplanmasına yani siste karşı etkili, idrar yolları enfeksiyonuna ne karşı. Ne kadar zamanda etkisini gösterir? Çünkü bayanlar gerçekten bu problemi yıllarca yaşamaya devam ediyorlar ya da sık sık tekrarlayan bir problem olabiliyor. Çok çok ağır bir vaka değilse yani yıllardan beri bazı insanlarda 10 yıl 15 yıldır aynı rahatsızlık var. Yeni yakalanmışsa akut ise 2 ay sürmez yani 1,5-2 ay. Her gün düzenli olarak bu bitki suyundan mı içiyor? İksirden mi içiyor? Bu bitki karışımı lahana suyu düzenli olarak. Ama içinde sadece lahana suyu değil. Bunun tabii, içerisinde bitki karışımı diyoruz. Bu iksirin içerisinde 19 çeşit bitki var. Evet. Artı bitki karışımı limon suyu. Buna iksir diyoruz. Bunun birleşiminde de 19 çeşit bitki var. Bununla bunun arasında çok fark var. Bunun farkı nedir İbrahim Bey? Bu da damarlarda oluşan plakları çözer. Mesela beyinde loblar arasında plaklar oluşmuşsa çözer. Beyindeki kan akışını artırır. Kalp damarlarını açar, cinsel organları, pankreas, bütün organları. Yani damarları normal olarak bir insan 100 bin kilometre uzundaki damarlar nerede olursa olsun, hangi organda olursa olsun yalanma, daralma, sertleşme olmuşsa, plak oluşmuşsa yavaş yavaş problem çıkar. Peki şimdi bunları ne kadar, bu iksirlerden ne kadar içecek her gün? Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Yani normal olarak bitki karışımı lahana suyundan günde 3-4 defa bir su bardağı, böyle bir su bardağı içebilir. İksirde günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı, çay gün boyu 1 litre. Bunları içtiği zaman ozon yağı da bu da yeni bir ürün. Ozon yağı da... Evet, bu ozon yağını son zamanlarda çok duyuyoruz. Evet, çok moda oldu. Enteresan. Bununla da ilgili Alman asıllı doktor Otto Warburg klinik araştırması yapmış. 2 defa tıp alanında Nobel ödülü almış tek kişi. Peki nasıl elde edilir bu ozon yağı? Normal bildiğimiz zeytinyağının ozon makinesinde ozonlanması, gazlanması ile ortaya çıkan bir durum. Ama bizdeki diğer ozon yağlarından farklı olarak yaraları iyileştirici, sarı kantorun, bodrotu, kekik, adaçayı gibi 7-8 şifalı bitki de içerir. Yani etkisini katlar. Peki sistit problemi olan ya da kronik böbrek yetmezliği problemi olan kişi ne yapacak? Bu ozon yağını içecek mi? Tabii günde 3-4 defa içilir. Deri hastalıkları olanlar ciltlerine sürebilir, el, yüz veya başka noktaları. Mesela bazı insanların kasıklarında ve koltuk altlarında akne inverse. Şu bildiğimiz aknenin çok çok ağır bir formu. Şekli. Dünyada tedavisi mümkün değil bunun da. Akne inverse veyahut da ter bezi iltihabı, hidradenitis suprativa. Bazı insanlar da var bu maalesef. Yattığı zaman sabaha kadar uyuyamaz çünkü sürekli kaşınır orası burası. Yaralar ve çıbanlar da değil mi çok rahatsız ediyor? Bunu sürdüğü zaman hiçbir kaşıntı olmaz. Rahat rahat uyuyabilir. Yavaş yavaş buradaki mantarları, kasıktaki koltuk altındaki mantarları bu yavaş yavaş iyileştirir. Çünkü oksijen akışını artırır. Zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda, arop ortamda yaşar. Arop denir. Arop ortam faz. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Bu nedenle ozon yağı faydalı bakterilere zarar vermez. Sadece zararlı bakteri ve mantarlar yok edici. Bu nedenle içilebilir de. Günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı kişi içebilir. Her yaş grubu kullanabilir mi ozon yağını? Herkes kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yok diyorsunuz. Bu bildiğimiz zeytinyağının ozonlanmış hali. 10 yıl bozulmaz.
Evet, bu arada bu bitki karışımında neler var? Elinizdeki bu çay karışımında bu, hangi bitkiler bunun var? Bunun birleşiminde biraz önce gösterdiğimiz altın başak otu var. Isırgan otu. Altın otu değil, altın başak otu. Altın. Kıymetli olan. Evet, at kuyruğu otu, ayrık kökü, ardıç tohumu gibi 6-7 çeşit bitki var. Hepsinin ortak özelliği idrar yolları enfeksiyona karşı etkili olan bitkiler. Klinik araştırmalarla belgelenmiş etkisi %100. Siz bu araştırmaları Frankfurt'ta yaptınız değil mi? Evet. Frankfurt Üniversitesi'nin çok büyük bir botanik bahçesi var. 5000 çeşit bitki yetiştirirler. 12 sene düzenli olarak bu botanik bahçeye gittim ve 1000'den fazla bitkinin 7000 fotoğrafını çektim. Kendim çektim. Özel fotoğraf makineleri aldım. Evet. Ve bu kitap diye 3 ciltli kitap yazdım. Yani bu kitabın yazılması, tamamlanması 27 yılım aldı. Bu kitapta 1000'den fazla bitkinin özellikleri, hangi özelliklere sahip, nasıl kullanılır, nerede kullanılır. Her çeşit bitki ve yararlarını bulabiliyor muyuz bu kitapta biz? Tabii tabii. Hangi bitki, hangi özellikleri? Mesela altın başak otu. Evet, altın başak otu var. Bir de şöyle bir şey var İbrahim Bey. Mesela biz bazı uzmanlar anlatıyorlar, şu bitkiyi kullanın, gidiyoruz aktara, istiyoruz o bitkiyi. Fakat bize o bitki mi veriliyor acaba? Hani mesela atıyorum tarçın diyoruz. Gerçek tarçın mı veriliyor? Tarçın genellikle iki türü var. Fazla türü yok. Çin tarçını kalitesiz olan. Ya da işte başka türü olan Selam pek tarçını, çok bitki var değil mi? Mesela papatya. 40 çeşit Türkiye'de papatya denen satılan bitki faydalı? Var. Hangisi faydalı? Bunlardan sadece bir tanesi şifalı. Diğerlerinin hiçbir özelliği yok. Hatta süs bitkisi. Onları kullanmak bile caiz değil. Yani normal değil. Faydalı değil çünkü. Nereden anlayacağız? Biz anlayamayız o zaman. Mesela dediğiniz altın otu. Altın başak otu. Doğaltedavi.net ve doğaltedavi.org isimli iki sitede ben 4400 bitki fotoğrafı yükledim. Evet, zaten bu kitaplarda İsteyenler, da var bu bitki fotoğrafları. Bu kitaplarda var zaten. 1000'den fazla bitkinin renkli resmi var. Evet, mesela zona hastalığı, kılıç otu, o ne kadar çok çeşit bitki var bilmediğimiz. Tabii tabii, çok bitki var. Yani kılıç otu, yani sarı kantoronun da 400 çeşidi var. Bunlardan mesela bazı yabani sarı kantoron keçi gibi hayvanlar, mesela koyun gibi hayvanlar yediğinde zehirlenebilir. Ama normal şifalı olanı yediği zaman hayvana zarar vermez. Sarı kantoron biraz yatıştırıcı bir bitki. Sakinleştirici, rahatlatıcı. Bununla da ilgili klinik araştırmalar var. Dünyada en çok satılan ikinci şifalı bitki. Yani direkt bitki satılmıyor da Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Bunun damlası, derecesi, hapı vesaire satılır, yapılıyor, üretiliyor, evet, satılıyor. Evet, antidepresan kapsüller haline getiriliyorlar. Hani kimyasal ilaç yerine bunu mesela, benim küçük oğlum, yani çocuk üşütmüştü, gribe yakalanmış. Gece kontrol ettim, baktım ateşi 42'ye yükselmiş. O hemen bunu banyoya götürüp soğuk suda duş yaptırdım. Birkaç gün sonra çocuk başladı kekelemeye. Çocuk doktor dedi ki, normal bir şey olmaz, bu yaşlarda yapar böyle şeyler. Olur mu dedim ya, çocuk mükemmel konuşan bir çocuk, birdenbire başladı kekelemeye. Yok yok, geçer vesaire, sakin olun. 6 ay geçti, geçmedi. Sonra üniversitenin kliniğine gönderdi. Onlar da çok ağır kimyasal ilaç vermeye kalktılar. Dur, olmaz. Bunun yan tesiri çok büyük. Ben kendim tedavi ederim. Uzun bir araştırmadan sonra sarı kantoronun buna karşı iyi geldiğini öğrendim. Sarı kantoronun damlası var, çayı var. Bunları kullandık. O günden sonra hiçbir şey kalmadı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii ki kimyasal ilaçların da tedavi ettiği rahatsızlıklar var. Ama bitkilerin yardımı tabii göz ardı edilemez. Şimdi bu bitkileri doğru kullanmak gerektir rahatsızlıklarda, değil mi? Elbette. Mesela kronik böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliğinin dünyada tedavisi yok. Nasıl tedavi edeceksiniz? Kronik böbrek yetmezliği, mesela kreatinin oranı 1.1 yükselirse bir kişide, o aşamalı olarak yavaş yavaş 6'ya, 7'ye, 8, 9, 10'a gidiyor ve böbrekler yavaş yavaş iflas ediyor. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Sevgili izleyiciler, tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek'le birlikteydik. Bitkilerin hastalıkların tedavisine nasıl kullanıldığını konuştuk. Özellikle bugün kronik sistik ve böbrek yetmezliği rahatsızlığına değindik. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa konuğumuza yayından sonra danışabilirsiniz diyoruz. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Yeniden görüşünceye kadar kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.